Bölüm 20. Paulus Troas'ta. Kargaşalık yatıştıktan sonra Paulus öğrencileri çağırıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerine veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanlıları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye deniz yoluyla gitmek üzereyken Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Pirus oğlu Veriyalı Sopater, Selaniklilerden Aristarkus ile Sekundus, Derbeli Gaius, Timoteus ve Asya ilinden Tiukus ile Trofimus onunla birlikte gittiler. Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipi'den denize açılıp 5 günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada 7 gün kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Paulus imanlılara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftikus adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Paulus konuşmasını uzattıkça Eftikus'un uykusu bastırdı. Uykuya dalınca da 2. kattan aşağı düştü ve yerden ölü olarak kaldırıldı. Aşağı inen Paulus delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı. "Telaşlanmayın, yaşıyor," dedi. Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlılar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik ve Asos'a hareket ettik. Paulus'u oradan alacaktık. Kendisi karadan gitmek istediği için bunu böyle düzenlemişti. Bizi Asos'ta karşılayınca onu gemiye alıp Midilli'ye geçtik. Oradan denize açılıp ertesi gün Sakız Adası'nın karşısına geldik. 3. gün Sisam'a uğradık ve 1 gün sonra Milet'e vardık. Paulus Asya ilinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti. Pentekost günü Kudüs'te olabilmek umuduyla acele ediyordu. Paulus Efesli ihtiyarlara veda ediyor. Paulus Milet'ten Efes'e haber yollayarak inanlılar topluluğunun ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi. Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabbe tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta, gerek evden eve dolaşarak size ders vermekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Kudüs'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak kutsal ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu açıklayan müjdeye tanıklık etmek görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim ki ben hiç kimsenin uğrayacağı yargıdan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim.
kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği tüm sürüye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlılar topluluğunu gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız, gece gündüz demeden, gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu açıklayan sözüne emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve sizi kutsal kılınmış olan tüm insanların arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin gümüşüne, altınına ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onların hepsiyle birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar. Onu öptüler. Onları en çok üzen, "Yüzümü bir daha görmeyeceksiniz," demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.